kasnakta mantı. Hamuru için 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Üzeri için 2 su bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. Şimdi birçok mantı yaptık tabii ama kasnakta enteresan bir mantı. Hemen şunu bir gösterelim yani mi? Elde açmayı bilemeyenler için, çalışanlar için biraz daha pratik olduğu için ben de uzun yıllar çalıştığım için böyle bir tercih yaptım. Bugün onu göstermek istedim. Hemen ama şunu bir gösterelim sevgililerimize. Evet. Kasnak dediğimiz aslında bu. Senin bu ta gelinlik döneminden bir... 35 yıllık bir kasnak. Burada 35 yıllık bir kasnak türü bu. Demek eskilerden beri var bunlar. Evet. Şu an pek satılıyor mu, hanımlar bulabilir mi? Var, evet. Gelelim hamurumuza. Unumu yoğurma kabıma aldım. Tamam. Dinlenecek bir hamur olacak bu. Evet. Ne ekliyoruz başka bir içine? Bir tane yumurta. Hemen kırıyorum Leyla ablacığım şöyle. Birazcık tuz rica edeceğim. Tuz. Tuzumuzu da attık. Suyumu alıp. Hemen suyunu da getiriyorum. Biraz daha su ekleyeyim mi? Birazcık daha. Bir, az bir şey de sıvı yağ. Biraz daha çiçek yağ. Ekliyorum evet. İçine. Bir kaşık hemen. Şunu şöyle kenara alayım. Şöyle. Yeterli. Bir yemek kaşık kadar çiçek yağımızı ekledik. Şimdi aslında az malzeme var hamurda. Evet. Değil mi? Kasnağımız küçük olduğu için yumaklarımız da küçük küçük bezeler olacak. Olacak. Bir akşamlık yapacağız. İsteyen bunu yapıp taze dondurucuda dondurup ertesi gün pişirebilir. Bir hafta sonra pişirebilir. Evet. Ama benim Ali Demir'in en sevdiği şey mantı herhalde. Her akşam mantı istiyor. Mantıyı kim sevmez ki, herkes ister herhalde. Ben şöyle ama mesela gene mantı yiyeceksin diyorum ama düşündüğüm zaman içinde hani hamuru var. Hani oradan bir karbonhidrat alıyor. İçinde kıyması var, protein alıyor. Üstüne yoğurt da koyuyorsun. Üstüne nanesi, sumağı falan yağı derken aslında her şeyi bir yemekte almış şöyle oluyor. Şöyle biraz gibi. Toparlamak istiyorum. Toparlayalım. Biraz böyle şu an sert bir hamur. Evet. Değil mantı mi? Biraz sert olur. Mantı hamuru biraz daha sert oluyor. Bu mantı içine sanırım. Mantının çok da çeşidi var aslında değil çok, mi? Mantı deyip geçmemek lazım yani. Bir sürü çeşidi var. İçi kıymalı olan var, boş olan var. Tabii. Kuru mantı var, en güzeli. En favorim. Senin en sevdiğin o mu? Kuru çok, mantı evet, mı? Çok emekli, çok lezzetli. Bunu dinlendirmeye alacağız. Evet. O zaman bir mola verelim. Hem sen ellerini yıka, hem dinlensin. Ondan sonra da zaten artık hem açacağız hem iç harcını hazırlamaya başlayacağız. Hamurumuz dinleniyor. Hatta neredeyse oldu sayılır. Evet. Ben şimdi iç harcı için dolaptan kıymamı çıkartayım. Sonra yapmaya başlayalım ben. Şöyle kıymamız taze taze koydum tezgahıma. Şimdi iç harcımızı yapacağız. Bir tane soğan doğrayacağım. Soğanımıza, tamam. Buraya doğrayacağım ki birazcık burada da küçülteyim diye. Klasik bir mantı harcı aslında. Evet. Soğanlı, kıymalı. Karabiber, tuz, kırmızı biber. Onları da baharatlarımızı hazırlayalım şuraya. Şurada dursunlar. Bunun zorluğu var mı? Hayır. Şimdi adı değişik olunca sanki pratik diye bunu gösterdim. Geliyor. Öbür mantıdan daha pratik diye. Vallahi öbür şimdi yapınca pratik. Görecekler. Evet, daha pratik ondan. Aslında tek tek uğraşmayacağız. Evet. Hamuru zor değil aslında. Bildiğimiz klasik mantı hamuru. Kıymamızı ekliyorum. Burada kıymanın bir özelliği var mı? Hayır, dana kıyma. Sanıyorum yarım yağlı gibi. İsteyen kuzu dana karışık da yapabilir. Herkesin sevmesine bağlı.
tuzumuzu koyuyorum bir kaşık. Ben onu elimle karabiber istiyorum. Pul biber. Evet. Yeterli mi? Yeterli. Tamam. Elimden bunu artık harcımızı evet yoğuracağız. Gelelim şimdi kaslak mantısının nasıl açıldığına. Leyla ablacığım. Şimdi ben öğret bize. Bezeleri birazcık un almak istiyorum tezgahına. Tamam. Bunu mesela daha çok Çorum'da mı yaparlar? Her yerde var mı? Her yerde olduğunu bilmiyorum ama benim bu çeyizimden gelmişti. Hep yaparım mesela ben. Mesela kim aldı sana bunu? Siz annem. Anneyle gezerken annem, mi aldınız? Rahmetlik annem çeyizimi almıştı. O zaman o da yani çok mutlu. Mantısı var mı? Çok eski bir mantı. Evet. Şimdi efendim biz ilk bezemizi açmaya başladık. Ne güzel böyle eski şeyleri kullanabilmek değil mi hala? Ben kaybetmeden. Eski şeyleri de kullanırım. Bir şey aldığım zaman evime alet, mutfağıma hiç her şeyi kullanırım, değerlendiririm. Meraklıyımdır. Yani dolap içinde öyle bekletmiyorsun. Hayır hayır her şeyi kullanırım, meraklıyımdır. Büyük AVM'lerde anlamazsam İngilizce yabancı bir şey yazarsa çözemese mutlaka yardım alırım. Çözemedim baktım kendim. Ne işe yarıyor mesela? Ne işe yarıyor? Mutlaka onu incelerim, anlamaya çalışırım. Oh, öyle bir merakım var mutfağa karşı. Seviyorsun yani mutfak evet, aletlerini. Evet, evet, tabii. Mutfağı çok sevdiğin için tabii. Böyle mutfakla haşır neşir olunca herkesten beklenti fazla. Bana misafir geldiği zaman ne diyorlar? İşte diyorlar neler hazırlamıştır. Yani beklentilere de cevap vermek zorundayım. Hani öyle basit bir yemek yapamam yok, diyorsun. Yok yani olmuyor. Zamanda. Bu arada ilkini hemen açıp doldurmaya başlayalım. Siz ben şey yaparken doldurursanız doldurayım. Sevinirim. Nasıl yapacağız bunu göster. Bunu şimdi buraya koyacağım. Üstüne koyuyorsun. Şöyle sadece bu kadar. Bak sadece böyle bunun, bal petiği gibi çıktı evet, alttan. Bunun püf noktası şöyle alırsa. Şu kenarlara gelmeyecek ki yapışmasını sağlayalım. Et kenarlara gelirse böyle ortalarında kalacak. Ha şu an kesmeden önce. Evet bunları böyle çok çökmeden. Koyuyorsun. Üstüne hamuru yırtmadan şöyle koyacağız. Hmm. Şu köşelere gelmeyecek. Gelmeyecek. Bunun özelliği o. Siz bunu hazırlarken tamam. Ben de öbür hamurumu açmaya devam edeyim. Zaman kaybetmeyiz. Şimdi efendim ilk kasnağımızın alt tabanını yaptık, kıymalarını koyduk. Perincim şu havluyu korsak yazarken kayıyor. Havluyu onu ben şöyle bu tarafa ben geçmek istiyorum. Şimdi altına bakalım nasıl olduğunu bir gösterelim. Diye. Şunu koydum. Şimdi diğerinde, diğer hamuru da üste koyuyorsun. Üste koyduktan sonra püf noktası etler kaymasın diye şöyle bir bastırıyorum. Hmm. Etler kaymasın diye. Yani iki hamur arasında kalmış oldu. Ha, sonra tekrar o kulavayla açıyorsun. Şimdi bunları hep şey yaptıracağım. Aa bir şey değil çünkü mi? Çünkü hamuru alttan bakın bir tık hamuru kalın yaptım ki bunu burada yazacağım incelsin diye. Eğer hamuru çok ince yapsaydım yırtılırdı. Birazcık bir tık kalın yaptım. Ay süper oldu. Bir direkt şekil ortaya çıktı. Tabii tabii. İsteyen tek tek bunu yapıp dondurucuda dondurup can istediği zaman çıkartıp bir ay iki ay bile bu kasnaktaki mantı dondurucuda dayanıyor. Durabiliyor. Her seferinde yapmanıza gerek yok. Yapsanız bile yarım saatinizi alıyor. Diğer mantılar gibi oyalanmıyor. Şimdi mantılarım oldu. Şurada kuruyacak biraz. Kuruyacak. Ondan sonra tabii zaten kurumasa hepsini bile açalım. Ondan sonra haşlama suyunu atalım. Topluca böyle haşlanmaya başlasın. Şöyle. Şunu da o zaman tekrar değerlendirebiliyorsun. Tabii hepsini değerlendireceğiz. Ziyan yok. Mutfakta şöyle koyalım. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Tamam. O zaman efendim diğer bezelerimizi de açalım. Aynı şekilde iç harcımızı koyalım. Diğer bezeyi üstüne kapatacağız. Ve olacak bize kasnak mantısı. Sonra da haşlayacağız.
Bayağı da şişiyormuş. Evet. Leyla abla değil mi? Gözünüze küçük gelmesin. Yok. Hakikaten çok şişiyor. Dolu dolu. Bakın yani normal mantının ölçüsüne göre daha büyük oluyor. Evet. Kayseri mantısına oranla hatta daha da büyük. Kim geldi de anımsatıyor. Değil mi? Evet. Şekilden dolayı. Bunlar şöyle. Hemen bir 5 dakika haşlansın. Kaynasın. Biz de evet. Sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Evet. Bir de yağ yakacağız üstüne. Yağ yakacağız sarımsaklı yoğurdumuzu. Şöyle hemen bir rende vereyim. Rendeyle istersen sarımsağını rendele. Hemen bitkisel margarinimi alıyorum. Birazcık ekleyeceğim tavama şöyle. Ben de yoğurdumu sarımsağımı rendeledim. Ne kadar alayım? 50 gram yeterli olacaktır herhalde evet. Değil mi? Evet. Yine birazcık sıvı yağ yine koyacağız. Yine ekleyelim mi? Evet tamam. Ben tek sevmiyorum. Sen hep çift seviyorsun. Evet. Birlikte kullanmayı seviyorsun. Yumuşatıyor, yumuşak tutuyor sıvı yağda. Altını da açalım. Bu arada nasıl? Köpürmeye başladı. Kaynıyor. Zaten ben onu birazdan alacağım. Alacağız değil mi? 10 dakika, 5 dakika yeterli. Birazcık daha çiçek yağı ekliyorum yağımın içine. Bu da gene iftar saatine yakın. Bir damla da buraya eklerseniz püf noktası. Evet çok güzel olur. Ne oluyor? Ne yapıyor? Daha kıvamlı olur, daha lezzetli olur. Aha. Evet. Azıcık tuz ekleyeceğiz birazcık bunu. Tuz ekleyelim. Evet. Mutlaka ben sarımsaklı yoğurda da sıvı yağ korum. Diyorsun. Püf noktalarını severiz her zaman. Teşekkürler. Leyla ablacığım her zaman anlatabilirsin. Ben de anlatmaya çalışıyorum aklıma geldikçe. Sunum tepsimizi yanımıza alalım. Bunlar bir şöyle. Bir dakika daha dursun hemen alacağım. Çok şişti güzel oldu. Evet. İstediğimiz kıvama geldi. Geldi evet. Bunu hemen almadan şöyle bir yağımızın içine. Ocağımızı da kapatabiliriz. Kapatalım aynen. Demiyoruz. Onu da şöyle yapalım o zaman. Hemen şurada alalım. Çünkü şimdi... Bunu da ben kapattım oldu. Bunu da bu kadar da çabuk pişiyor aslında. Evet. İnce bir hamur. Evet biraz şişti. Yoğurdun kıvamı çok güzel yapmışsın. Evet. Leyla abla gerçekten. Yağ konduğu zaman çok güzel açılır. Lezzeti çok güzel olur. O da güzel bir püf noktası oldu. Evet. Mutlaka sarımsaklı yoğurt yaparken yağ damlatmak lazım. Mantımız hazır. Oldu mu kasnak mantısı? Oldu. Aldı, hadi bakalım sunalım o zaman. Şöyle efendim sunumunu yapalım. Kasnak mantısı hazır. Yoğurduyla yağıyla süsledik. Artık soframıza geçiyoruz. Bir güzel sofra kuralım. Bakalım bugün ne yemekler yapmışız.